Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden mi yakıp geçtim Recep? Galiba. Niye öyle bakıyorsun? Galiba diyor. O zaman yeni nesil yayıncılıktan 360 ekranlarından Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da nereyi gezeceğiz? Hemen onun bilgisini verelim. Şöyle bir bakalım. Çok güzel bir yerdeyiz bence. İki kameramanım var bugün. Mithat ve Recep. Sizce nasıl burası? Harika. Süper, harika diyorlar. O zaman nereye gezeceğimizi hemen söyleyeyim. İstanbul'un aslında içindeyiz ama sanki bir sahil kasabasındayız. İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Kava semtini gezeceğiz efendim. Kaç parayla mı? Bilmiyorum. Bir dakika. Recep'in cebinden hemen cüzdanı aldım. Şöyle bakalım kaç para vermişler bugün. Anadolu Kavağı'nı gezmek için. 50, 70, 80, 90, 100. Oo. Oo. O zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle 100 lirayla 360 ekranlarında başlasın. Şimdi Anadolu Kavağı'nda gezmeye başladık. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anadolu Kavağı'na geldiğiniz zaman Yoros Kalesi'ni gezebilirsiniz. Bu Yoros Kalesi'nin Cenevizliler tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. Şöyle çıkalım Yoros Kalesi'ne. Kaleye giriş ücretsiz. Onu söyleyeyim size sevgili seyirciler. Bir de şunu söyleyeyim. Yoros Kalesi... Ay nefes nefese kaldım. Rumeli Kavağı'ndaki İmroz Kalesi ile birlikte boğazın girişini kontrol etmek amacıyla yapılmış. Yani öyle olduğu söyleniyor. Anadolu Kavağı'na kadar yıldız geldi. Yoros Kalesi'ne çıkmadı mı dedirteyim. Yorulsak da ne yapacağız? Tabii ki kaleye gideceğiz. Şöyle Recep dışarıdan kaleyi bir göstersin. Kalenin hemen alt taraflarında kafeler var. Kahvaltınızı yapabilirsiniz ve Anadolu Kavağı'nı oturduğunuz kafelerde kahvaltı yaparken, yemeğinizi yerken ya da sıcak soğuk içeceğinizi içerken tepeden böyle seyredebilirsiniz. Şimdi biz de böyle gidelim. Birazcık salıncakta sallanalım. Değil mi? Biraz salıncakta sallanalım. Beylerden müsaade isteyelim. Ve sonra aşağıda çok güzel bir kafe var. Orada da kahvaltımızı yapalım. Bakayım incirin tadı nasılmış. Yoros Kalesi'nin dibindeki ağaçta. Güzelmiş. Sanki ben böyle Anadolu Kavağı'na, işte Poyrazköy'e, Beykoz'a falan geldiğim zaman... Karadeniz'e gitmiş gibi oluyorum. Gerçekten Karadeniz esintisi var buralarda. Rize'de Ayder Yaylası'ndaki gibi böyle salıncağı da kurmuşlar. Güzel güzel sallanalım diye, değil mi? Şimdi kaleye gider yazıyor. Biz zaten bu kafenin içinden çıkarak kaleye gittik. Yoros Kalesi'ne gittik. Her ne kadar gezemesek de sizlere göstermiş olduk oranın da nasıl bir yer olduğunu. Zaten kafenin içinden geçip de kaleye gidebilirsiniz. Ya da dış tarafından da gidebilirsiniz. Ama burada iki tane kafe var. İki kafeden de içeriden kaleye giriş var. Dışından görmedim açıkçası ben Yoros Kalesi'ne çıkışı dışarıdan görmedim ben. Kaleye çıktınız, umduğunuzu bulamadınız ya.
Sonra ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz burada karnınızı doyuruyorsunuz ya da soğuk sıcak içeceğinizi içiyorsunuz ki tatlıları da çok güzel bir şekilde böyle koymuşlar. Ama ben burada güne kahvaltıyla başlamak istiyorum. Anadolu kavağını yukarıdan seyretmek istiyorum. Tabii kahvaltı fiyatları ne kadar bilmiyorum ama 100 liram var. Bütçemiz doğrultusunda kahvaltı yapamasak da eğer yetmezse sıcak ya da soğuk içeceğimizi içer kalkar gideriz, değil mi? Önemli olan bu manzarayı buradan görmek. Hadi gelin. Menü geldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi 100 liramız var. Direkt olarak hiç menüde neler var neler yok bakmama gerek yok. Fiyatlara da bakmama gerek yok. Bence ben burada güzel bir serpme kahvaltı yapayım. Zaten 40 yılda bir geliyorum Anadolu kabağına. Yani ta karşılarda oturuyorum ben Avrupa yakasında bir ucunda. O yüzden şöyle keyfini çıkarta çıkarta ben serpme kahvaltı alayım tek kişilik. Çok teşekkürler. Şimdi bakalım burada ne yiyebiliriz başka? Serpme kahvaltının fiyatı 45 liraymış. Kişi başı fiyatı sevgili seyirciler. Onu söyleyeyim size. Çayında sınırsız olduğunun bilgisini vereyim. Ara sıcaklar var. Menemeninden tutun omletine, sucuklu yumurtasına. Onların da fiyatı 10 lirayla 25 lira arasında. Patates kızartması var 15 lira. Sosis tabağı var mesela 15 lira tabağın fiyatı. Ve tatlılar, girişte zaten tatlılar bana göz kırptı. Çok da güzel duruyor gerçekten tatlılar. Güveçte fırınlanmış sıcak helva yiyebilirsiniz balığın ardından. 15 liraymış onun fiyatı. Çikolatalı sufle varmış burada 20 liraya. Kış mevsiminde ayva tatlısı varmış mesela 15 liraya. Baklava 15. Şöyle bakıyorum dondurmanın topu 5 lira. Mevsim meyveleri var. Şöyle ortaya karışık geliyor 20 lira. Başka da bir şey yok. Menü bu kadar. O zaman siz Anadolu kavağını benim oturduğum yerden şöyle bir izlerken ben de ne yapayım? Serpme kahvaltımı bekleyeyim. Bakalım buradaki serpme kahvaltı nasıl gelecek? Serpme kahvaltımız geldi. İki göz yumurtamız var. Söğüşümüz, peynirimiz. Tek kişilik bu arada. Onu söyleyeyim. Buraya geldiğiniz zaman sevdikleriniz de kişi başı 45 lira olmak üzere. Böyle siz de benim gibi serpme kahvaltı yapabilirsiniz. Çilek, reçeli, bal, tereyağı, kaymak, başka? Geliyor daha. Geliyor daha diyor beyefendi. Zeytin. Çok iyi. Vişne reçeli. Şu çikolata sosu. Bitti değil mi bu kadar? Tamam. Ben bir de çay bardağı alırsam çok sevinirim. Bana zaten beyaz peynir olsa, domates olsa yetiyor kahvaltıda. Burada kahvaltınızı yapıp dediğim gibi Anadolu kabağına yürüyerek inebilirsiniz. Çok yakın mesafe. Yaklaşık bir 5 dakikada inebiliyorsunuz ama çıkarken tabii yokuş çıkıyorsunuz. Çıkarken yürümeyip arabanızla çıkabilirsiniz. Eğer ki ben yorulurum yokuş çıkamam diyorsanız. Şimdi ne yapacağım? Kahvaltıma başlayacağım. Sonra Anadolu kavağının içinde keyifli bir şekilde gezeceğim. Kahvaltı bence çok lezzetliydi. Buraya hafta sonu ve hafta içi ailenizle gelebilirsiniz. Mükemmel bir manzarası var. Onu söyleyeyim size. Yani muhteşem bir manzara izlemek istiyorsanız, yeşilliklerin arasında temiz bir hava almak istiyorsanız Anadolu kavağına ve buraya gelebilirsiniz. Şimdi serpme kahvaltının kişi başı fiyatı 45 liraydı. Hemen 100 liradan sol taraftan 45 lirayı düşürebilir miyiz Ulaş Bey? Teşekkür ediyorum. O zaman ne yapalım? Şimdi kahvaltımızı bitirelim ve yoldan yürüye yürüye sanki Çeşme, sanki Alanya, sanki Bodrum'daymış gibi Anadolu kabağında artık gezmeye başlayalım.
Şimdi Anadolu Kavağı'nın merkezine doğru gidiyoruz. Giderken burası benim dikkatimi çekti. Burası benim Yoroz Kalesi'ne çıkarken de dikkatimi çekmişti. Şimdi burada serpme kahvaltı yapabiliyorsunuz. Köfte porsiyon, çipura ızgara, patates kızartması, gözleme çeşitleri falan. Her şey varmış burada. Bakın kahvaltınızı böyle bir yerde de yapabilirsiniz ki bence çok güzel bir yer. Buranın şöyle bir özelliği var. Burası aynı zamanda cam sanat merkeziymiş. İçeride cam ürünler de satın alınabiliyor. Yani hem burada bir şeyler yiyip içerken hem de içeriye girip alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi içeriye girelim bakalım nasıl cam ürünler varmış. Sizlere de fiyat bilgisini vermiş oluruz. Hadi gelin. Beyefendi. Buyurun. Şimdi buyurdum. Beyefendi geliyor şimdi, beyefendiden fiyat bilgilerini alacağız. Öncelikle çok güzel bir yer burası. Anadolu Kavağı'na ben ilk kez geliyorum. Sen de gel. Çok güzel. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Bir kere onu söyleyeyim. Ben hem yukarıya Yoroz Kalesi'ne giderken dikkatimi çekti. Hem de aşağı inerken dikkatimi çekti. Yukarı giderken böyle dedim. Dedim ki buraya uğrayalım dönüşte mutlaka dedim. Sanki Alaçatı'dayız, İzmir'deymişiz gibi bir hava yaratmışsınız. Ya da böyle Akdeniz'deymişiz gibi. Ama aslında İstanbul'un içindeyiz. Evet. Yani tatile gidemeyenler, hafta sonu farklılık isteyenler buraya gelebilir ki bu mekanın içi de çok güzel. Sen niye arkada kaldın? Gel. Gel böyle hemen. Şimdi bu cam ürünlerin hepsi el yapımı dedim ben. Hepsi evet doğru aynen. Peki şimdi mesela diyelim bu bardak ne kadar? O bardak şu an buradaki fiyatı 20 TL. 20 lira tek bardak değil evet, mi? Tek bardak. Şöyle koyalım yerine. Örneğin bu ne kadar? Bunun fiyatı 100 liraymış. Evet 100 TL. Bayağı ağır ve kalın yalnız. Evet. Bakın şöyle farklı olanı var. Bu ne kadar? O da 80 TL. 80 liraymış. Hı hı. Sonra şurada değişik morlusu sarılısı var. Bunlar da çok hoşuma gitti. Meyve koyabilirsiniz, takınızı koyabilirsiniz, tokanızı koyabilirsiniz. Evet. Aksesuar olarak masanın üstüne koyabilirsiniz. Bu ne kadar? Evet. Onun fiyatı 60 TL. Ben sadece şurada bir tane kolye beğendim. O da camdan. El yapımı muhtemelen. Şu kolyenin fiyatını çok merak ettim. O. Bunu 20 TL. 20 TL mi bu? Evet. Bütçemiz el veriyor ama burada mı harcayalım sizce paramızı? Kameraman arkadaşlarıma da sorayım da ben. Yok diyor Recep. Mithat al diyor. Şimdi o zaman kısmetiniz değilmiş. Gerçekten çok güzel ve farklı bir yer bence. Daha önce İstanbul içinde böyle bir yer görmedim. Hı hı. İşiniz gücünüz rast gitsin. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sizi bu güzel ürünlerle ve bu güzel mekanla baş başa bırakayım. Ve Anadolu Kavağı'nın artık meydanından tam içinden sizi ne yapayım? Karşılayayım. Buyurun. İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız, İstanbul içindeyseniz mutlaka Anadolu Kavağı gezi rehberinizin içinde olsun. Evler yani ya aşık oldum sevgili seyirciler ne diyeyim ki? Mesela burada oturup ne yapabilirsiniz? Güzel pozlar verip fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Fotoğraf çekmek iyi seviyorsanız böyle değişik yerlerde fotoğraf çekmek istiyorsanız Anadolu Kavağı adresiniz de mutlaka olsun. Ulaşım da çok kolay buraya. Belediye otobüsleri var. Aynı zamanda burada iskele var. Vapurla gelebiliyorsunuz. İsterseniz de kendi aracınızla gelebilirsiniz. Şimdi hafta içi geldik biz. Hafta sonu tabii ki Anadolu Kavağı biraz daha kalabalık oluyormuş. Recep de aynı şeyi söyledi. Hafta sonu daha kalabalık olur diye. Hafta sonu aynı zamanda arabayla geldiğiniz zaman otoparkta da yer bulamıyormuşsunuz. Esnaf da öyle söyledi. İslaman Sokağı'na girdik Anadolu Kavağı'nda. Hep evler tek ya da iki katlı.
Eskiden anneannemin şöyle bir evi vardı ama tabii sonra yıkıldı. Ben çok seviyorum eski evleri, eski evlerde oturmayı daha doğrusu. Yani İstanbul'un gürültüsünden sıkıldıysanız Anadolu Kava kaçamak yapmak için çok güzel bir semt. Benden söylemesi. Anadolu Kava balık restoranları ve midye tavasıyla çok meşhurmuş. Şöyle hemen geçelim. Mesela burada mezgit tava, hamsi tava, istavrit tava, uskumru ızgara, balık ekmek, balık sezonda açıldı ya şimdi. Taze balığı burada yiyebilirsiniz. Anadolu Kava'nın aynı zamanda Polonezköy, Poyrazköy, Beykoz'da yakın mesafede buraya geldiğiniz zaman çevre ilçeleri ya da semtleri de gezebilirsiniz. O hangi balık? Palamut. Ne kadar öyle bir palamut? 30 lira efendim. 30 lira böyle bir palamut. Evet, tabii evet. Yanında rokası, soğanıyla, evet, salatasıyla evet. Veriyorsunuz. Midye tava ne kadar? 4 çöp 12 lira efendim. 4 çöp 12 liraymış midye tavada. Midye tavasıyla meşhur olduğunu söylemiştim. O zaman 4 çöp 12 liraysa midye tava alalım mı? Bence alalım. Bence alalım. Şimdi Mithat bana dedi ki, kardeşim dedi, bence dedi yürüyerek ye dedi. Ben de yürümek istemedim. Çünkü şimdi böyle bir yere gelip, yani oturmak normalde pahalıdır. Ama burada gördüğünüz gibi fiyat bana uygun geldi. 4 çöp 12 liraya midye tava gayet uygun. Bir de yanına içecek söyleriz. Ne yaparız? Öğle yemeğimizi de yemiş oluruz. Sabah kahvaltısından sonra evet. Nereye oturayım kardeşim? Aşağıda deniz manzaralı masamızda var efendim böyle. Büyük bütün buralar efendim. Sizin mi? Evet aşağı yukarı bizim efendim. Çok mütevazısınız. Sağ olun efendim. Bütün buralar aşağı yukarı bizim diyor. Evet. Şimdi hamsi tavanın porsiyonu ne kadar? 20 lira efendim. 20 lira. O da böyledir efendim. Hamsi de bakın böyle. O da böyleymiş hemen göstersin. Cam gibi. Peki şöyle bakıyorum kalamarın porsiyonu ne kadar? Kalamarın porsiyonu 30 lira efendim. 30 lira. 10 parça varmış içinde. Şöyle aşağı doğru inelim o zaman. Siz beni güzel bir yere yönlendirin, oturayım ben. Mustafa Bey, beni bir yönlendirir misiniz? Teşekkürler, bekliyorum midye tavama. Hemen şöyle oturalım. Bakın böyle yabancı turistler de burada ne yapıyorlar? Have a good lunch. Yemeklerini yiyorlar. Teras alayım ben. Şöyle teras alayım dedi. O zaman ben hemen geliyorum. İskelenin oraya gidip geliyorum. Şimdi midye tavamız pişerken biz de ne yapalım? İskelenin oraya doğru gidelim. Eğer isterseniz benim yediğim balık lokantası yani sipariş verdiğim balık lokantası hariç burada birçok balık lokantası var. Şimdi Recep göstersin. Mesela burası bir kafe. Ön tarafta bir balık lokantası var. Yine aralarda balık lokantaları var. Şurada da. Ne yapabilirsiniz? Orada da yemeğinizi yiyebilirsiniz ya da tatlınızı, dondurmanızı yiyebilirsiniz. Soğuk ya da sıcak içeceğinizi içebilirsiniz. Şimdi Anadolu Kava'nın tarihçesi burada yazıyor sevgili seyirciler. Hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere. Buraya dair en önemli kaynak Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde olup eserinde buradan şu şekilde bahsediyormuş Evliya Çelebi Anadolu Kava'ndan. Deniz kıyısında büyük bir liman ve bu limana bağlı 200-250 kadar gemi, 800 kadar hanesi bulunan bir Müslüman kasabasıdır diye bahsediyormuş Evliya Çelebi buradan. Burası Karadeniz'e açılan bir balıkçı köyü gibiymiş. Tarihçesinde de zaten diyor ki Recep şimdi sizlere tarihçesini de gösteriyor sevgili seyirciler. Şimdi Anadolu Kava'na Yıldız ben nasıl gideceğim acaba nasıl giderim diye de düşünüyorsanız hemen bunu da söyleyeyim size midye tavamızı beklerken. Şehir hatları vapuruyla buraya ulaşım çok kolay. Nasıl gelebilirsiniz? Anadolu Kava iskelesinden yapılan seferleri söyleyeyim. Buradan Rumeli Kava, Sarıyer, İstinye, Emirgan, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Beşiktaş, Kabataş, Eminönü, Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Çengelköy, Üsküdar, Poyraz buralara sefer düzenleniyor. Hafta içi ve hafta sonu ve resmi tatil günlerindeki seferleri kameraman arkadaşım Recep ne yapıyor zaten sizler için gösteriyor. Buraya geldiğiniz zaman uzun boğaz turu da yapabilirsiniz Anadolu Kava'ndaki iskeleden. Gidiş biletinin 15 lira olduğunu söyleyeyim. Ve abla
Hala gidemedin mi sen Üsküdar'a? Benim oğlumun ismi Özgür. Annenin sözünü dinlemiyorsunuz diye söyleyin ona kızım biraz. Üniversiteyi bitirdi yani, küçük değil de. Ha. İşte ben ona diyeyim ki oğlum şey yemek baksana getiriyorum, gel yedireyim burada dedi. Öyle balık falan kızartma pek şey yapmıyor, yemiyor. Kavanozları koydum, buna koydum, getirdim. Anne ben gelmiyorum dedi bu sefer. Ara, ara, ara. Şuna bir Özgür, bir annenin sözünü niye dinlemiyorsun sen ablacığım? Evet. Ha? Allah korusun annene bir şey olsa, Allah sağlığından etmesin anneni, başından hiç eksik etmesin. Ne yapacaksın? Annelerimizin, babalarımızın değerini bilmemiz gerekiyor. Ya? Yanlış mı düşünüyorum beyler? Tabii ki. Yani anne ve babanın yeri hiçbir şekilde doldurulamaz. Şurada bunun yeri doldurulur. Şu çantanın içi doldurulur, çanta doldurulur. Üstümüze istediğimiz şey giyebiliriz ama bir daha annemizi babamızı bulamayız. Özgür. Merhaba, annen değil, Yıldız ben. 360 televizyon kanalından arıyorum seni. Gezmek olsun programından. Şimdi biz iskelenin oradayız Özgür. Annenin elinde valiz var. İçinde yemek de varmış. Evet, aynen. Şimdi biz seni burada bekliyoruz. İki dakikayla gemiyi kaçırmış, Üsküdar'a gelmiş. Sonraki gemiler Paşabahçe'de bırakıyormuş. Bir dakika Özgür. Annen diyor ki benim sözümü hiç dinlemiyor diyor. Niye dinlemiyorsun annenin sözünü? Evlen diyorum, evlenmiyor. Evlen diyor, evlenmiyormuşsun Özgür. Ama ne yapayım, kızlar beğenmiyor beni diyor oğlunda. Yalan, çok yalan, yalan diyor yakışıklı. Ama çok yakışıklı diyor anne senin için. İlk bakışta öyle gözüküyor ama sonradan kızların gözü alışınca öyle görünmüyor diyor. Bir şey söyleyeceğim Özgür. Şimdi ben seni birazdan tekrar arayacağım. Tamam mı? Telefonunu aç. Annenin de sözünü dinle. Tamam, görüşmek üzere. Hoşça kal. Siz de bay bay. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sana iyi yolculuklar, şöyle vereyim telefonu. Özgür annenin sözünü lütfen dinle, tamam mı? El salla abla oraya. Özgür'e de el salla. O zaman midye tava olmuş. Ne yapalım? Şimdi ben gidiyorum midye tava yemeye. Sen de ister misin? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Hoşça kalın. Şimdi ne yapacağım? Midye tava yiyeceğim. Üstüne bir tane kalamar koymuşlar, sağ olsunlar. Bir de yanına içecek söyleyeyim. Ben soda içmek istiyorum. Bir de soda isteyeyim yanına. Şimdi midye tava bu şekilde ne kadardı? 12 liraydı. Soda ne kadar? 4 lira. Soda da 4 liraymış. Ben buradan 16 liraya kalkacağım. Gördüğünüz gibi hem denizi izliyorsunuz. Hem de ne yapıyorsunuz? Uygun fiyata yemeğinizi yiyip kalkabiliyorsunuz. Burası haftanın 7 günü açık çok güzel bir balık restoranı. 3-4 katlı bir balık restoranı. İsterseniz burada oturabilirsiniz. İsterseniz bir alt katında iskeleye daha yakın oturabilirsiniz. İsterseniz benim sipariş verdiğim yerde de oturabilirsiniz. Şimdi başlıyorum yemeğe. Fiyat bilgilerini de aktaracağım, buradaki fiyat bilgilerini size. Şöyle sosuna batırayım. Ben mesela denizden babam çıksa yerim diyenlerdenim. Siz de eğer öyleyseniz buraya gelebilirsiniz. Recep diyor ki güzel mi? Çirkin gibi mi duruyor oradan bakınca? Çok güzel. Anladım. 55 liramız kalmıştı. 55 liradan hemen sol taraftan 16 lira düşürür müsün Ulaş'cığım? Çok teşekkür ederim. Ben bu güzel midye tavayı yerken siz de Anadolu kavağının içinde bir kaybolun. Daha sonra ne yapayım? Ben sizleri karşılayayım. Şimdi burada
burada çok meşhur bir dondurmacı varmış. Keçi sütüyle dondurma yapıyorlarmış ve el yapımı külah yapıyorlarmış. Ve buranın Antep fıstıklı dondurmasıyla karadutlu dondurması çok meşhurmuş. O dondurmayı yemek için insanlar Avrupa yakasının bir ucundan geliyorlarmış ki o insanlardan biri de benim. Şimdi dondurmanın topu ne kadar? Topu 5 lira. Dondurmanın topu 5 lira. Şimdi ben bu çanakta istiyorum. Madem Antep fıstık ve karadut meşhur, ben de Antep fıstıklı ve karadutlu dondurmamı yiyeyim Anadolu kabağında. Ulaş, sol taraftan bir 10 lira düşürür müsün? Teşekkür ediyorum. Şimdi 10 liramızı da burada harcamış olduk. Fişimi de alabilir miyim? Teşekkürler. Paramızı da verdik. Şimdi fişimiz de geliyor. Şöyle, şu dondurmanın tadına bakmadım bu arada. İnsanlar karadutlu dondurma ve Antep fıstıklı dondurma için buraya kadar geliyormuş ama ben daha dondurmanın tadına bakmadım. Ben sadece duydum geldim. Yine sahilde hediyelik eşya satan bir dükkan var. Buraya girelim. İstanbul'da gelebileceğiniz, kaçamak yapabileceğiniz, şehrin karmaşasından kaçabileceğiniz en güzel yerlerden biri Anadolu Kabağı. Anadolu Kabağı'ndan karşı tarafı, Avrupa yakasının sahil kısmını da yemeğinizi yerken ya da soğuk sıcak içeceğinizi içerken izleyebilirsiniz. Kışın da buraya gelebilirsiniz. Kışın da buradaki dükkanlar açık ve sizleri bekliyor. Ablacığım bu ne kadar? Bu. 10 liraymış bunun fiyatı. Uzunları ne kadar ablacığım? O uzunları da 15 liraymış bu. Kıyafetine çok uydu, bu da güzel diyor. Yoksa burada sarının tonları var. Bunlardan mı alsak, boynumdaki mi kalsın? Boynumdaki. Boynumdaki kalsın dedi Recep. Bu da güzelmiş. Bu 10 lira, bu da 10 lira. Bunu da alalım mı? Alalım. Tamam, 20 lira. Ne kadar paramız? Paramız kaldı mı Ulaş? Bu ne kadar? Aa, bak burada değişik bir şey gördüm. Bu ne kadar? Bu 10 lira. İsimli mi 10 lira? Evet. O zaman bir tane de bundan alsam 3 tanesi 30 lira olur mu? Yani 29 lira. Olur. Olur mu? Tamam. Ulaş, paranın tamamını düşer misin? Teşekkür ediyoruz. O zaman ben buna isim yazdırayım. Daha sonra ne yapalım? Anadolu Kabağı'nın farklı bir yerinden sizleri karşılayalım. Ne dersiniz? Parayı bitirdik. Yapacak bir şey yok artık. Kabağının içinden ne yaptık? Çıktık artık. Burada hem piknik yapabileceğiniz hem de kamp sandalyelerinizle oturup Anadolu Kabağını, Rumeli Kabağını ve Karadeniz sularını izleyebileceğiniz yere geldik. Burada insanlar hafta sonları isterlerse denize girebiliyorlar. İsterlerse de oturup pikniklerini yapabiliyorlar. Biz 100 lirayla yola çıkmıştık. Geriye ne kadar paramız kaldı Ulaş? Çok teşekkür ediyorum. O zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyorsa olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması gecikiyorsa ona da üzülmeyin. Çünkü geciken şey size daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağım. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın, 360 ekranlarından ayrılmayın. Bugün benim yapabildiklerimi, yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Yeter ki şimdi televizyonlarınızı kapatın ve üşenmeyin. Hoşça kalın.